Merhaba sevgili arkadaşlar. KPSS'de pratik çözümleme yöntemlerini kullandığımız HAP bilgiler serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz EBOB ve EKOK'la ilgili problem soruları. Burada özellikle EBOB ve ECOG'daki problem sorularında bazı soruları nasıl daha pratikleştirebiliriz, daha kolay nasıl çözebiliriz bunların üzerinde duracağız. Öncelikle şunu bir netleştirelim. EBOB ne demek? Hadi bakalım. Ebob ne demek? Ne demek Ebob? En, en büyük ortak bölen. Çok güzel. En büyük ortak bölen. Şimdi bütün iş aslında bu iki kelimede bitiyor. Ortak bölen. Ebop da ortak bölenleri almak zorundayım. Yani bir şeyler ortak olmak zorunda. Bu kavramlar arasında ortak olan bir şeyin olması çok önemli benim için. Mesela ilk soruda eş hacimli demiş eş hacimli şişelere dolduracağım demiş. Buradaki eş hacimli ifadesi şişelerin hacimlerinin ortak olduğunu ifade edecek. İkinci soruda eşit uzunlukta parçalara ayrılacak demiş. Bak eşit uzunlukta demiş. Yani gene bir şeylerin ortak olduğunu ifade etmiş. Üçüncü sorunun A şıkkında eşit aralıklarla B'de eş parsellere C'de eş parsellere demiş. Yani bir şeylerin ortak olduğunu her türlü ifade etmiş. Eş Olma kavramından dolayı bunlar evap sorusu. İki, bölenleri kullanmak zorundayım. Yani bir bütünden parçaya gitmek zorundayım. Bütünden parçaya. Birinci soruda verilen sıvıları birbirine karıştırılmadan şişelere dolduracağım. Yani parçalayacağım, böleceğim. İkinci soruda ayrı ayrı keseceğim. Yani parçalara ayıracağım, böleceğim. Üçüncü sorunun aşıkkında eşit aralıklara ayıracağım. Yani gene böleceğim. B'de eş parsellere ayıracağım. Yani gene böleceğim. Dolayısıyla bölenleri kullanmak zorundayım. Madem bölenleri kullanıyorum en büyük ortak bölen. Şimdi başlayalım. Birinci soru. <laughs> 20 litre su, 32 litre sirke, 48 litre zeytinyağını eş hacimli şişelere dolduracağım. O zaman 20'nin, 32'nin ve 48'in asal çarpanlara ayırarak en büyük ortak bölenini bulmak zorundayım. Peki önce kaça böleceğim? Söyleyin. 2'ye böldüm. 10, 16, 24. Şimdi kaça bölüyorum? Gene 2'ye bölüyorum. 5, 8, 12. Peki şimdi kaça böleceğim? Kaça böleceğim? Söyleyin. 2'ye veya 3'e veya 5'e diyorsunuz değil mi? Hayır hiçbir şeye bölmeyeceğim. Çünkü ortak bölenler bitti. Bak EBOB buluyorsan en büyük ortak böleni buluyorsan sadece ve sadece ortak olan asal çarpanları bulacaksın. Tüm asal çarpanlara ayırmayacaksın. Ortak bölenleri bulacaksın. Bu yüzden bitti iş. Gidiyorsun bu 2 ile 2'yi çarpıyorsun. En büyük ortak bölen 4'tür diyorsun. Bu bir. En büyük ortak böleni buldum. Peki. Burada dikkat edeceğin ikinci bir detay. Verilen 20'nin birimi litre, 32'nin birimi litre, 48'in birimi litre. Dolayısıyla bulduğun 4'ün de birimi litre. Yani sen EBOB'u 4 buldun ama 4 litre buldun. Peki EBOB'un 4 litre olması ne anlama gelecek? Madem eş hacimli şişelere dolduruyorum, demek ki her bir şişe her bir şişe 4 litre hacminde olmak zorunda. Her bir şişenin hacmi 4 litre olmak zorunda. Buna da dikkat. Peki gelelim şimdi işin son haline. Elimde 20 litre su vardı. 4 litrelik şişelere doldurdum. Böylece 5 tane şişe kullanmış oldum. 32 litre sirke vardı. 4 litrelik şişelere doldurdum. 8 tane şişe elde ettim. Ve 48 litre zeytinyağı vardı. 4 litrelik şişelere doldurdum. 12 tane şişe elde ettim. Böylece toplamda 12, 8 daha 25 daha 25 tane şişe kullanarak bu işi bitirmiş oldum. Sonuç. Evap bulacağız. Bu tamam çünkü bütünü parçalıyorum. Ama EBAB'ı bulurken tüm asal çarpanları ayırmak zorunda değilsin. Sadece ve sadece ortak olan asal çarpanları bulman yeterli. Ortak asal çarpanlara böldükten sonra elde ettiğin bölümler sorunun devamını belirleyecek. Yani sorunun çözümünü kolaylaştıracak. Geldim ikinci soruya. Arkadaşlar 24 metre, 36 metre ve 54 metrelik 3 teli ayrı ayrı keserek eşit uzunlukta parçalara ayıracağım. Şimdi dur. Bazı uyanıklar var. Bu telleri üst üste koyup aynı anda kesmeye çalışıyorlar. Tabi orada iş değişiyor. Biz öyle bir soruya girmeyeceğiz. Biz mutlaka ama mutlaka ayrı ayrı kesmek zorundayız. Ebop yapacağız çünkü. Arkadaşlar 24 metre, 36 metre ve 54 metreyi eşit uzunlukta parçalara ayırıyorsam yani bütünü parçalıyorsam ebob bulmak zorundayım. Hadi ortak bölenleri bulalım. Hem 24 hem 36 hem 54 kaça bölünür? 2'ye böldüm. 12 18 ve 27 Peki hem 12 hem 18 hem 27 bu sefer kaça bölünür? 3'e böldüm 4, 6 ve 9. Peki hem 4 hem 6 hem 9'u aynı anda bölen bir asal sayı var mı? yok. Bu yüzden olay bitti. Çarptım 2 ile 3'ü 6. Hemen birimi kontrol ediyorum. Verilenlerin birimleri metre olduğuna göre 6'nın birimi de metre. Yani bu 6 metre ne anlama gelecek? Şimdi bunu düşünmem lazım. Her bir parçanın uzunluğu 6 metre olacak. Kestikten sonra her bir parçanın uzunluğu 6 metre olacak. Şimdi geldik finale. Arkadaşlar 24 metrelik teli 6 metrelik kaç parçaya ayırmışım? 4. 36 metrelik teli 6 metrelik kaç parçaya ayırmışım? 6. 54 metrelik teli 6 metrelik kaç parçaya ayırmışım? 9. Yalnız benim burada bulduğum 4, 6 ve 9 elde edilen parça sayıları. Sınavlarda veya sorularda en çok hata yapılan kavramlardan biri de şudur. Soru dikkatli okunmaz. Çıkan ya da elde edilen değerler için sonuç bitti biz bununla işlem yapacağız gibi bir algı oluşur ama soruyu çok dikkatli okumak zorundasınız. Ne soruyor bana? Bana en az kaç parça elde edilir deseydi bu parça sayılarını toplar geçerdim. Ama en az kaç kesim yapılmalıdır diyor. O zaman benim bulduğum parça sayıları bana yetmiyor. Şimdi söyleyin bana. Örnek bu kalem. Ben bu kalem'i iki parçaya ayırmak istiyorsam kaç defa kesmeliyim? Bir. Bir. Üç parçaya ayırmak istiyorsam kaç defa kesmeliyim? İki. Yani kesim sayısı parça sayısının nesidir? Bir eksiği. Dolayısıyla dört parçaya ayırmak için üç defa, altı parçaya ayırmak için 5 defa 9 parçaya ayırmak için 8 defa kesmek zorundayım. Böylece toplam 16 defa keserek eşit uzunlukta parçalara ayırmış oluyorum. Geçtim 3. soruya. Arkadaşlar 3. soruda bir tarlamız var. Bu tarla dikdörtgen biçiminde ve bu dikdörtgen biçimindeki tarla için birinci soruda etrafına köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikeceğim. İki ve üçüncü sorularda da eşit daha doğrusu kare biçiminde eş parsellere ayıracağım. Yani gene bütünü parçalıyorum. Yani gene EBOB bulmak zorundayım. Dikdörtgenin uzun ve kısa kenar uzunlukları 45 ve 25. Şimdi ben bunların EBOB'unu bulacağım. Söyleyin 45 ve 25 aynı anda kaça bölünür? 5. Güzel. 5'e bölüyorum 9, 5'e bölüyorum 5. Peki 9 ve 5'i aynı anda bölen başka bir sayı var mı? 5. Yok. Dolayısıyla en büyük ortak bölen 5. Hemen birimleri kontrol et. Birimlerimiz metre. Demek ki bulduğum 5'in birimi de metre. Yani en büyük ortak bölen 5 metre. Arkadaşlar ilk soruda Eşit aralıklarla ağaç dikiyorsam bu aralıkların her biri 5 metre olmak zorunda. 2 ve 3. parçalarda kareler elde ediyorsam bu karelerin her bir kenarı 5 metre uzunluğunda olmak zorunda. Şimdi aslında bu soruları çözerken tarlanın etrafına köşeleri de gelecek şekilde ağaç diktiğim için bu tarlanın çevresini bulmam lazım. Ya da tarlanın içine parseller oluşturacağım için bu tarlanın alanını bulmam lazım. Ama EBOB bana şu imkanı tanıyor. Dikkat. 45'i 5'e böldüm 9 parçaya ayırmış oldum. 25'i 5'e böldüm 5 parçaya ayırmış oldum. Madem tarlanın etrafını yani çevresini bulacağım. Bu çevreyi elde ettiğim 9 ve 5 için hesaplıyorum. Çevreyi bulmak için 9 ile 5'i toplayıp 2 katını alıyorum. 2 çarpı 14'ten 28 tane ağaç dikmiş olacağım. Bu bir. İki. 5 parsellere böleceğim ve parsel sayısını bulmak zorunda kalacağım. Parseller bu tarlanın içinde olduğu için tarlanın alanına ihtiyacım var. Ama ben bu alanı elde ettiğim 9 ve 5 için hesaplayacağım. Alanı bulmak için 9 ile 5'i çarpıyorum. 45 tane parsel elde etmiş olacağım. Normal şartlar altında tarlanın alanını bulup karenin alanına bölmek zorundasınız. E benim elimde bölünmüşü var. O zaman sadece o elde ettiğim sayılarla alan ya da çevre hesaplamam benim için yeterli olacak. 3 kare biçiminde parselleri ayıracağım ve her bir parselin köşelerine ağaç dikeceğim. Mantık şu. 9 parçaya ayırdıysam boydan boya, uçtan uca 10 tane ağaç dikmiş olacağım. 5 parçaya ayırdıysam uçtan uca 6 tane ağaç dikmiş olacağım. Yani parça sayılarının birer fazlalarını alacağım. 9'un bir fazlası 10, 5'in bir fazlası 6 ve ben gene 10 ile 6'yı çarpıyorum. 60 tane ağaç dikmiş olacağım en az. Sıradaki videoda görüşmek üzere.